Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve'r resmu eyden kısmani. Resim de arkadaşlar yine hat gibi iki kısımdır. Tamun ve naksun. Niye? Niçin? Li'enne'l mezkure fihi. Niye yani iki kısımdır veyahut da niye tamdır veyahut da noksandır? لِأَنَّ الْمَذْكُورَ ف۪يهِ اِنْ كَانَ لَهُ جِنْسًا قَر۪يبًا Eğer zikredilen, yani tarif edilen şey için eğer cinsi garip varsa مُقَيَّدًا بِمَا يُخَصِّسُهُ مُقَيَّدًا kayıtlanmış ama neyle? بِمَا يُخَصِّسُهُ kendisini taksis eden şeyle kayıtlanmışsa fetamun o zaman ne diyoruz? Resmi tamdır. Niçin? Likevnihi eferen. Çünkü nedir o? Bir eserdir. Yusemma resmen resim diye isimlendirilir. Ve likevnihi müşabihen bil haddi tammi bir de haddi tama benzediğinden dolayı fizalike bu hususta veya işte yüzeysel olarak veya tarif onunla yapılıyor, bununla da yapılıyor. Yüsemma tammen ona da ne deniliyor? Tam deniliyor. Ve in lem yekun kezalike eğer böyle olmazsa fenakisun o zaman noksan olmuş olur. Linoksanihi antilke tamamiyeti bu tamamiyetten nakıs olduğundan dolayı ona resmi nakıs diyorlar. Peki bakalım Kul Ahmet ne diyecek bu Molla Fenari Hazretleri'nin ibaresine? Kavluhu li kevnihi eferen dedik değil mi? Li ennehu haricun lazimun hem hariçtir hem de nedir? Lazımdır. Li kevnil mürekkebi mined dâhili vel harici haricen. Çünkü burada hem dahilden hem de hariçten terkip edildiği için hepsi hariç sayılır. Efendim? Hepsi hariç sayılıyor diyor. Aşağıda beşte de anlatıyor. Niye evet. Haricen oluyor? Çünkü işte diyor ki yani bazı zahirler kendi haricen diye ki külle haricen. Hala mecazet. Mecazet. Peki. Bir kısmı meclis şey olunca diyor. Hepsi şey evet. Diyor. Yani o hariç ne oldu? Ağır bastı. Hariç de isimlendirdik. Evet. Vel harcu el lazimu li şeyi yani bir şeye hariçten lazım olan şey eferun li zelki şeyi dolayısıyla onun neyi olmuş oluyor? Eseri olmuş oluyor. Da fi zelike demiştik. Hı hı. Kavluhu fi zalike eyen fi kevnihi cinsen kariben mukayyeden bima yuhassisuhu bu hususta yani zalikeyi buraya göndermiş. Kavluhu antilkel antilke tamamiyeti ey antilkel müşabeheti manasında ferresmu ettamu peki resmi tam nedir arkadaşlar? Huvellezi o öyle bir şeydir ki yeterekkebu min cinsi şeyil garibi yani bir şeyin cinsi garibinden oluşuyor. Daha ve havasihi el lazimeti. Bir de ona lazım olan haseden oluşuyor. Kel hayvani eddahiki. Nerede? Fi tarifil insani. İnsanı tarif ederken el hayvanu dahiku dersek bu zaman ne olmuş oluyor? Resmi tam olmuş oluyor. Çünkü birisi dahil, birisi hariç. O hariç ağır bastı ve buna resim dedik. Ve resmu en nakisu. Peki resmi nakis nedir arkadaşlar? Ve huve lezi. O öyle bir şeydir ki yeterekkebu min aradiyatin. Bu arzi şeylerden oluşmuş.
tahtassu cümletuha bi hakikatin vahidetin. Bunların tamamı bir hakikata nedir? Öz hastır. Başka hakikatlerde bulunmaz. Sevaun lem yahtassa şey'un min ahadiha. İstersen ne olmasın, bazı özellikler ona has olmasın. Ev ihtasset el vahidetu el ahiretu, veya istersen sondakisi kendisine ne olsun, has olsun. Ke kavlina fi tarifil insani, insanı tarif ederken biz ne diyoruz mesela? İnnehu maşin ala kademeyhi, yani iki ayak üzeri yürüyen bir canlıdır, bir varlıktır. Bu yuhricu el maşiye alel akdamil erbaati, dört ayaklılar burada ne olmuş oluyor? Dört ayak üzeri yürüyenler burada çıkmış oluyor bu tarifte. Aridul ezfari, tırnakları nedir? Yani böyle ortadan ikiye bölünmemiş tüm, böyle biraz işte insanın tırnağı nedir? Biraz böyle geniş, diyelim ki koyunlar gibi veyahut da işte büyükbaş hayvanlar gibi değil, veya kartallar gibi, böyle şahinler gibi değil. Bu aridul ezfari yuhricu el mudavveretel ezfari, o tırnakları yuvarlak olan, ket duyuri, kuş gibi tırnakları, kuşların tırnakları gibi olanları çıkarıyor. Badil beşereti, insanın cildi nedir? Yani ha, diyelim dahil, ki işte, tüylü değil veyahut da yünlü değil, koyunlar gibi, işte tavuk, ördek, kaz gibi. Yuhricu mesturetel beşereti bişşari, mesela işte tüylerle kapalı olan, kıllarla kapalı olan, cildi kıllarla kapalı olanları çıkartmış oluyor. Mustakimul kâmeti, insan nedir? Böyle dik ayakta durabilen bir varlıktır. Diğer böyle işte koyunlar gibi değil. Yuhricu munharifel kâmeti, böyle dik değil de böyle ne olan Furkan? Yani şey, ayakta duramıyor işte. Hani böyle git, ayakta duramamaktan maksat şey, yani böyle insan ya nedir, işte böyle dik duruyor. Ama işte koyunlar olsun, diğer dört ayaklı varlıklar birazcık daha iyi onlar. Böyle münharif deniliyor ona. Münharif ne demek şey Furkan? Baktın mı? Bakın. Kelimenin manasını verdim. Eğik, yamuk, sapık. Eğimli olmak, ikiye ayrılmak, sapmak gibi. Burada eğimli olmak, tamam mı? Yani insanoğlu dikse, yani hayvanların çoğu nedir? Böyle eğiktir. Onlar insanoğlu gibi ne değil? Dik değildir. Peki. Fe kullun minel evsafil erbaati, bu yukarıda zikredilen vasıfların tamamı, yucedu fi gayril insani, insanın dışındaki varlıklarda da bulunur. Çünkü iki ayak mesela üzere ala kademeyni dedik. Tavuklarda, kuşlarda, o horuzlarda, onlar da iki ayak üzeredir. Ama felemma kale, ne zaman ki şöyle dedi. Dahakum bittab'i, ne zaman ki böyle söyledi insanın tarifinde. Bu normalde dahakum bittab'i, bu insana hastır. Harece gayruhu, diğerleri çıkmış oldu. Ve la yeridu ma yuqalu, bir
bu tarif üzerine bir işgal yapılmış. O diyor bize varit olmaz. Min enne fi ba'diha, çünkü bazı özelliklerde gunyetun anil ba'di, yani bazısını ne yapıyor? İhtiyaçsız bırakıyor, devre dışı bırakıyor. Fe inne zalike gayru multezimin, bu ne değildir? Lazım değildir. Vel garadu et temsilu, buradaki maksat örnek vermek yani. Kavlu fe kullun minel evsafil erbaati ila ahirihi bel cemi'uha eydan, yani diğer geri kalanları da ekliyor Kul Ahmet. Yucedu fi gayril insani, insanın dışındaki şimdi şeye örnek verecek. Kennisnasi. Nisnas ama eğer maymun olarak değerlendirirsek onlar badil beşere değildir yani. Onlar tüylüdür. Evet. Nisnas evet. İçin bir şey söyleyeceğim mi Furkan? Ben de baktım Seyda. Şeyde araştırma yaptım. İnternette maymun çıkıyor. Orangutan veya maymun diyen de çıkıyor böyle. Nisnas'a. Ama aşağıda da şey diyor, işte tek kollu, tek bacaklı, böyle hayali bir varlık gibi de evet. Değerlendiriliyor yani. Peki. وَهُوَ الْحَيْوَانُ الْبَحْرِيُّ, denizde yaşayan bir hayvandır diyor. اَلَّذِي سُورَتُهُ كَسُورَةِ الْاِنْسَانِ, deniz kızı mı diyelim buna acaba ya? Bilmiyorum. Sikseydi acaba o mudur? Evet. Sureti insan suretine benziyor diyor işte. Hayali bir vasıf şey de olabilir, varlık da olabilir. Kavluhu gunyeten anil ba'di li enne dahake bit tam'i, bu vasıf yuhricu cemi'a ma adel, değil mi? Ma adel insan. Ne o? İnsani. İnsan dışındaki hepsini çıkartıyor zaten. Zaten ama biz insanı şey yapmadık mı? Tarif etmiyor muyuz? İşte ma'adel insani. İnsan haricindekilerin hepsini çıkartıyor. Bir tek insan kalıyor. Tarif. Yok zaten. Tarif edilen insandır. Biz sıfatların bazısını devre dışı bıraktığını söyledik de yuhricu cemi'a ma zukire lil insani desek. Yani insan için zikredilen bütün vasıfları ne yaptı? Devre dışı. Burada hani masadak itibariyle alıyor herhalde. İnsan haricinde her şey çıkmış oldu. Lianne dahake bittab'i, bu vasıf yuhrucu cemi'a ma adel insani. Yani kedi, köpek ne varsa hepsi çıkıyor. Bir tek insan kalıyor. Tarifimiz efradın cami'a yani mani olmuş oluyor. Maş, ibarenin bak akışı. Fela hacete ile zikri sairil aradiyyati el mezkureti. Sanki insanı da bir vasıf olarak değerlendirmiş. Başka yani o zaten kardeşim insanı tarif ediyoruz yani. Evet. Fela haceti ile zikri sairil aradiyyatil mezkureti. Yani dahakum bittab'i zikretmekle beraber diğer hiçbir vasıfı zikretmeye de yoktur. İhtiyaç yoktur diyor. Evet. Şimdi burada normalde dahakum bittab'i biz ne dedik? Bu vasıflardan bazıları ihtiyaçsız bırakıyor. O zaman ma'adel insani yerine yuhricu cemi'a ma zukire lil insani deseydi daha güzel olurdu. Anladım Seyda. Evet. Peki. Fe inne zalike gayru nultezimin dedik değil mi? Evet. Ey ademul ilahirihi, ey ademul gunyeti fil ba'di anil ba'di gayru nultezimin. Yani bazısını ihtiyaçsız bırakması lazım değildir. Fir resmin nakisi bel
fi mutlak tarifi, yani bir şeyi tarif ederken birbirlerinden istigna edecek vasıfları ne yapabiliriz? Zikrede biliriz. İz lev ultuzime yelzemu en yekfiye el mümeyyiza ti fi ta'arifi, değil mi? Ta'arif, evet. Ta'arifi ve leyse kezalik. O zaman tariflerde sadece mümeyyizleri zikretmemiz gerekecek. Mümeyyiz olmayan vasıfları zikretmeyeceğiz ki öyle de değil. Ve leyse kezalik ve le in sullime, şayet hani teslim edilse ennehu multezimun. Öyle mi okuyalım orayı? Yani eğer buna lazım gelecek desek, yani bazısından. Mültezemun desek nasıl olur? Ennehu mültezemun. Mültezemun, ben senin. Ben mültezemun, evet. Mültezemun, yani denildiği gibi olsun. Fela yuraha huna, burada ne olmaz? Yani burada görülmez. Burada da görülmez diyor yani. Belki ki mütezim, mütezem de olsa burada görülmez diyor. Niye? İzil garadu et temfilu. Burada maksat örnek vermektir. Ve fihi yekfi el garadu. Örnekte de nedir? O gaye, amaç yeterlidir. Yani burada herhangi bir problem olmaz. Evet. Kimse bizim tarifi ne yapamaz diyor. İtiraz edemez. Edemez. Peki.